Merhabalar değerli Yön Medya izleyicileri. Gündemin içinden programıyla birlikteyiz. Bugün değerli başkanımız Yön Medya Derneği Başkanı Müslüm Polat bizimle. Hoş geldiniz ilk önce. Evet, ilk olarak hepimizi ilgilendiren, yakından takip ettiğimiz, bütün haftadır hepimizin yakından ilgilendiği HDP'ye saldırılar var. Alışılagelmiş bir olay. Yalnız şekil değiştirerek devam ediyor. Son dönemde saldırıların artmasının nedeni siz neye bağlıyorsunuz? Çok şeye bağlıyorum ama öncelikle tüm Yön Medya izleyenlerine iyi seyirler diliyorum. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın en büyük korkusu olan Sayın Demirtaş'ın içeriden çıkma ihtimali belirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en büyük mağlubiyeti halkın gözdesi olan Sayın Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ yaptı. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı da bunlardan çekindiği, korktuğu için onların içeride kalmasını sağlamak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aldığı kararı tanımıyor. Evet. Tüm mesele bu açıkçası. Türkiye'de son 10 yılda yapılan en büyük muhalefeti Sayın Demirtaş yapıyor. Halkın içinden geliyor. Halkın diliyle konuşuyor. Halktan biri sadece saz çalıyor. Başka bir şey çalmıyor. Bu sebeple de Cumhurbaşkanı tarafından çekiniliyor. Çünkü Demirtaş içeriden çıkarsa çok daha iyi bir muhalefet yapabilecek. Büyük bir ihtimalle de ilk seçimde de Cumhurbaşkanı olacak. En büyük korkusu bu. Peki küçük ortağın kapatılsın hamlesi. Sonuçta parti kapatmanın bu ülkede bugüne kadar hiçbir şey getirmediğini onlar bizden daha iyi biliyor olması gerekirken büyük bir inatla, ısrarla HDP'nin kapatılmasını istemesi. Ama isterken de tabii ki kendi aralarında da bir çekişme var gibi görünüyor. Tabii perde arkasını bekleyeceğiz, göreceğiz de Bahçeli'nin diretmesini niye bağlıyorsunuz? İttifak sizce sallanıyor mu biraz? İttifak sağlanmaz. Ben ona inanmıyorum da. Bahçeli göbeğinden bağlanmış Sayın Tayyip Erdoğan'a. Onun öyle bir şeyi olamaz kesinlikle. Ama bu parti kapatmalar yeni bir şey olay değil zaten. Bundan önceki dönemlerde de işte partiler kapatıldı ama ne oldu? Bir parti kapandı ama hemen başka bir parti tekrar kuruldu. Evet. Ama iktidara yani şu andaki sisteme karşı olan, onların tezat oluşturan, halkın dilinde konuşan tüm partileri kapatma girişimiyle susturmaya çalışıyorlar. Bu da bunun bir devamı. HDP'nin kapatılması isteniyor. Niye? Çünkü HDP halkın içinden seçilmiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir kere Tayyip Erdoğan kendisiyle çelişiyor. Ben diyor öncelikle sandığa bakarım diyor. Sandıktan çıkan artı bir oyla iktidara gelirsem budur diyor. Gerçek budur diyor. Halkın istemlerine karşı duramazsınız diyor. Ama halkın oylarıyla seçilmiş evet. Belediye başkanlarının hemen hemen hepsi içeride. Aynen. Hepsine kayyum atamış. Bu nasıl bir çelişkidir ya? Böyle bir söylemle kendisi ben işte sandıkla geldim diyor. Sandıkla gelenleri sen niye alıyorsun ki yerlerine kayyum atıyorsun? Şimdi de HDP'yi kapatıp çünkü son seçimde özellikle belediye seçimlerinde HDP'nin yönlendirmesiyle, kitlelerini yönlendirmesiyle CHP'li belediyeler ve HDP'li belediyeler kazandılar büyük yerlerde. Büyük şehirlerde de kazandılar. Gördük ki HDP gerçekten etkin bir rol oynuyor seçimlerde. Ne yapmak lazım? HDP'nin bir an önce önünü kesmek lazım. Ne yapmak lazım? Sayın Demirtaş'ı mümkün olduğunca içeride tutmak lazım. Tüm planlar bunun üzerine oynanıyor. Bizim açımızdan görünen bu. Peki siz Tayyip Erdoğan'ın böyle bir hamlede bulunabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ki kendisi parti kapatmalara karşı olduğunu söylemişti. Kendisi o süreci kendisi yaşadığı zaman da Refah Partisi'nin kapatılma istemi, AKP bir dönem kapatılma istemiyle karşıya kalmıştı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bahçeli bastırsa bile Tayyip Erdoğan'ın böyle bir hamlede bulunabileceğini düşünebiliyor musunuz? Olur mu böyle bir şey? Ben Sayın Tayyip Erdoğan'dan her şeyi beklerim açıkçası. Evet. Çünkü öyle bir sıkıştı ki hem Türkiye'de ekonomik olarak batma noktasına geldi. Yani bence eğer mümkün olsa Tayyip Erdoğan bırakıp gidecek ama korkuyor ki yargılanacak. Vatan ihanetten yargılanacağını düşünüyor. Bu sebeple de mümkün olduğunca Sayın Demirtaş'ı da içeri tutmak, HDP'yi de kapatmak ve mümkün olduğunca da iktidarda kalma hesapları yapıyor. Bütün mesele bu. Çünkü gelecek ilk seçimde gelecek iktidar büyük bir ihtimalle bunları vatana ihanetten yargılayacaklar. Yani insan vatanına bu kadar ihanet eden, halkına bu kadar işkence eden, evet. Yani ekonomiyi bu kadar dibe vurduran bir iktidar şimdiye kadar bu ülke görmedi. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çağrısına olumlu bir cevap bekliyor musunuz? Kesinlikle beklemiyorum. Zaten kendisi açıklamada bulundu.
Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararı tanımıyorum diyor. Benim mahkemelerim var. Çünkü kendi mahkemelerine kendi atadığı hakimler var. Onlar karar veriyor. Peki sonuçları? Sonuçları ne olur? Sonuçta ülke, bu bir ülke olarak siz yani Avrupa Konseyi'ne bağlı bir ülkesiniz. Evet. Anlaşmalara imza atmışsınız. Evet. Ve bunları uygulamakla yükümlüsünüz. Uygulamadığınız takdirde sizce Türkiye için sonuçları ne olabilir? Yani sonuçlarından ben çok şey değilim yani. Niye? Şunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan diplomasız bir cumhurbaşkanı değil mi? Yani yasal olarak orada bulunması varsa bile... Varsa hiçbirimiz görmedik o diplomayı yani. Yani söylemler, evet. Çünkü kendisi ispatlayamadı. Tamam, diyelim ki birileri yalan söylüyor, iftira atıyor. İspatla o zaman, bir üniversite mezunu olduğunu ispatla. Evet. Şimdi diplomasız bir cumhurbaşkanı, iktidarda cumhurbaşkanı olmuş. Avrupa'dan hiçbir ses seda yok. Yani bunu böyle kabul ediyorlar. Avrupa zaten Tayyip Erdoğan'ın orada olmasını destekliyor. Orada olması onlar için bir amaç. Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi almış olduğu kararı Tayyip Erdoğan tanımaması sadece bir uyarı yaparlar, gelip geçerler. Yani yaptırım gelmez diyorsunuz. İnanmıyorum siz. Ben yani yaptırım geleceğine. ABD'nin yaptığı hayır, şekilde hayır. Bir yaptırım uygulanabileceğini düşünmüyorsunuz. Hayır, şimdi bakın ülkeler arasındaki ilişkilerde sizin kaşınıza, köşünüz, gözünüze bakarak sevdalanmazlar. Evet. İlişkiler o yönde değildir. Evet. İlişkiler çıkar ilişkiler üzerine dayanır. Tayyip Erdoğan Avrupa'nın istedikleri tüm şeyleri, söylemlerini, yaptırımlarını uyguluyor. Evet. Yani bundan daha güzel bir iktidar bulabilir mi Avrupa ya da Amerika? Yani emperyal ülkelerin tam istediği gibi insan başkanlığı. Evet. Yani istedikleri her şeyi yapıyorlar. Yani bir tiyatro oynanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ben ayrı bir kenara koyarak Avrupalı yöneticiler ne kadar Tayyip Erdoğan'ı eleştirirlerse eleştirsinler kamera arkasında arka odalarda anlaşmalarını imzalıyorlar. İstedikleri çıkarları elde ediyorlar. Evet. İstedikleri gibi de Türkiye'yi yönlendiriyorlar ve yönettiriyorlar. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sizin uzun yıllar Alevi örgütlenmesinin içinde yöneticilik yaptığınız, başkanlık evet. yaptığınız hepimizin malumu çok büyük emekleriniz var. Peki Alevi toplumu açısından sizce HDP'ye bu şekilde saldırıların yoğunlaştığı bu süreci Alevilerin nasıl okuması, size göre nasıl bir şekilde müdahil olması gerektiğini düşünüyorsunuz Alevi toplumunun? Öncelikle şunu söyleyeyim Sayın Bars. Alevilerin en büyük şiarı nedir? Mazlumun yanında olmaktır. Evet. Biz her zaman mazlumun yanında olduk. Avrupa'da da demokratik güç birliği içerisinde HDP ile, CHP ile, demokratik kitle örgütleriyle beraber mücadele ettik. Bu süreçte de biz HDP'nin yanında olacağız. HDP'nin kapanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kapanmaması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Desteğimizi, dayanışmamızı göstereceğiz. Bu kesinlikle böyle bilinsin. Hiçbir Alevi örgütü HDP'nin kapanmasını istemez. HDP'nin yaşaması için çabalayacağız. Peki dikkat çeken bir şey daha var. Özellikle saldırıların yoğunlaştığı bu dönemde demokratik güçlerin çeşitli yönden, farklı yönlerden saldırıya uğradığı dikkatimizi çekiyor. HDP'ye saldırılar var. Avrupa Alevi örgütlenmesine, Almanya'lı Birlikleri Federasyonu'nun Almanya'daki elde ettiği kazanıma, Bahçeli'nin, MHP'nin, veyahut da onların çıkardığı, şimdi gazete desem diğer gazetelere hakaret olacağı için işte o elinde tuttukları her neyse onun yazıları ve Perinçek'in de saldırılarının bu şekilde yoğunlaşmasının arasında bir bağ kuruyor musunuz? Yani bu tesadüf olabilir mi sizce? Ya tesadüf değil, zaten Doğu Perinçek derin devlet mi diyelim artık, yıllardır demokratik güçlere, devrimci örgütlere saldıran, ajanlık yapan, devrimci önderleri zamanında ifşa eden, 2000'e doğru diye çıkardığı bir paçarva dergiyle evet. Kendisi hesapta sol örgüt birliğiydi hesapta yani. Evet. Ama ne oldu? Tüm örgüt yöneticilerini ifşa ederek hepsinin ölmesine yol açtı. Yani bizim için bir ajandır, derin devletin bir adamıdır. Perinçek'in söylemlerini dikkate alacak kadar düşmedik. Evet. Bizim için yok hükmündedir onun söylemleri. Biz bu insanı kale bile almıyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'de şu anda tüm demokratik güçlerin bir araya gelme çabaları var. Bunu da gördükleri için mümkün olduğunca bunları ayrıştırma yönüne gidiyorlar. Tüm ayrışmalara karşıyız. Süreç birlikte olma sürecidir. Süreç dayanışma sürecidir. Hep birlikte bu Tayyip Erdoğan iktidarına karşı, bu faşist iktidara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Birbirimizin arkasında olmak zorundayız. Peki Devlet Bahçeli bu söylemlerde bulunurken, saldırırken ne demek istemektedir? Ne yapmak istemektedir? Yani
Bahçeli deyince hep hemen onun konuşma şekli aklıma geldiği için. Sayın Bahçeli'nin aldığı oy oranı belli zaten. Yani %10'u geçemeyen bir parti. Evet. Yani belki %7'lerde, %6'larda. Evet, %10'u bulamıyor diye biliyorum ben kesinlikle zaten. Anketlere göre %7'yi geçmiyor. Yani tek amacı iktidarda kalabilmek. Kendi varlığı buna bağlı. Evet. Yani bunu da Tayyip Erdoğan'a yanaşarak, onu destekleyerek, daha önce kendisi ip atan insan, işte Tayyip'in söylemlerle hiçbir ülkücü onu şey yapamaz, desteklemez diyen insan bugün en büyük destekçisi Tayyip'in. Varlık nedeni de Tayyip. Bu sebeple mecburen onun yanında olmak zorunda. Buradan bize çağrıda bulunalım. 17-25 Aralık haftasından ne haftasıydı? Yolsuzluk haftası mıydı? Yolsuzluk haftası. Bir saati varmış onun, bilmiyorum duydunuz mu? O saati ömrünün sonuna kadar gezdirip ve herkese gösterecekmiş. O saati bugünlerde bulamıyorlar. Yokmuş yani o saat, yok. Püskürtçü'de yani öyle bir saat yok artık. Kayboldu. Nasıl bavullar kayboldu, evet. Para dolu kasalar, evet, kayboldu. Evet, evet, evet. Ayakkabı kutuları kaybolduysa bu da kaybolmuş. Şimdi şurada da ben değinmek istiyorum. Bahçeli bizim için önemli değil. Ama MHP gibi partinin, yandaşlarının yıllardır Alevilere yönelik saldırılar ortada zaten. Zamanında yapılan Maraş katliamı, zamanında yapılan, evet, Çorum katliamı, MHP adlı partinin sempatizanları ya da militanları tarafından yaptırılmıştır. MHP devamlı yıllardır Alevilere saldıran, Alevileri katletmekle uğraşan, bu amaçla doğrultusunda siyaset yapan bir partidir. Bu yüzden Devlet Bahçeli MHP'ye saldırması gayet normal karşılıyoruz. Biz MHP'ye karşı her zaman tepkimizi göstereceğiz. Hep onun karşısında duracağız. Devlet Bahçeli'nin söylemlerine de biz hiç kale bile almayacağız bundan sonra. Almadık da. Ama dediğim gibi MHP ne kadar kendini Alevilere yumuşak gösterse dahi biz onların eli kanlı bir parti olduğunu, ellerinde Alevilerin kanı olduğunu biliyoruz. Bunu da hiçbir zaman unutturmayacağız. Halkımıza da unutturmayacağız. Bu böyle bilinsin. Son olarak HDP'ye ve özellikle Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na yapılan bu saldırılar karşısında Avrupa'daki demokratik güçler, sol, sosyalist, Kürt, Alevi, yani ne yapmak zorundayız, ne yapmalıyız, bu sürece nasıl tepki vermeli size göre? Yani bir Alevi olarak öncelikle tüm Alevi örgütleri yöneticilerinin bu süreçte tepkisini göstermesi gerekiyor. Sosyal medya yoluyla olsun, işte söylemleriyle olsun, yazılarıyla olsun, muhakkak bu söyleme karşı, bu saldırıya karşı tepkilerini ortaya koyup Avrupa Alevilerinin bir arada olduklarını, bir arada içinde, dayanışma içinde olduklarını göstermesi gerekiyor. Öncelikle bu. İkincisi, bizim sahadan yıllardan beri Avrupa'da yapmış olduğumuz demokratik güç birliğimiz var. Evet. Demokratik güç birliğinin devam etmesi yönünde adımları daha çok sıklaştırmalıyız. Tüm demokratik örgütleri, HDP başta olmak üzere, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu başta olmak üzere ve onun yanında tüm sosyal kitleleri bir araya getirmek için çalışma yürütmek zorundayız. Daha çok çalışmalıyız bu yönde. Çünkü bunların amaçları böl parçala yönet, ama biz buna yol açmayacağız, izin vermeyeceğiz. Demokratik güç birliğini tüm sivil toplum kuruluşları, tüm örgütlerle, tüm demokratik kuruluşlarla beraberlik içinde olarak göstereceğiz. Dayanışma içinde olacağız devamlı. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Yön Medya izleyicileri, yeni bir programla birlikte olmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Teşekkürler, sağ olun.